Mutluluk özgürlüktür. Mutluluk huzurun ve coşkunun dansıdır. Mutluluk çalışmaktır. Yani her gün, her sabah sizi tatmin eden bir amaca uyanmaktır. Mutluluk her istediğin şeyi istediğin gibi yapabilmektir. Mutluluk bence zihnimizi susturabilmektir. Anda kalabilmektir. Beklentilerin ötesinde yaşayabilmektir. Mutluluk, kendi ruhunu tatmin edebilme halidir. Mutluluk benim için kariyerimde bir yerlere gelmek, işimde anılmak ve sevdiğim insanlarla beraber olmaktır. Mutluluk sağlıklı olabilmek, rahat uyuyabilmek, huzurlu olabilmektir benim için. Mutluluk benim için istediğim şeyi yapabilmektir. İstediğim şeyi elde edebilmek. Yani başarabilmek benim için mutluluk. Benim için mutluluk manevi zenginliği ön plana almaktır. Mutluluk insanın isteklerine ulaşmasıdır. Yani hayallerinin gerçek olmasıdır. Mutluluk bence insanın sevdiği insanlarla, sevdiği şeylerle birlikte olması, sevdiği işleri yapmasıdır. Bir de kafana akşam yastığa koyduğunda kimseye bir yanlış, bir kötülük yapmadığını bilmesidir. Mutluluk gökyüzünde bir buluttur diyebiliriz. Yani ulaşması, dokunması çok zor, çok mucizevi görünür. Ama ulaştığın zaman çok güzeldir, çok rahattır. Huzurlu hissettirir. Mutluluk insanın erişmek istediği, erişmek için çaba sarf ettiği ama erişemediği, özlemini duyduğu şeydir. Mutluluk kısa süren güzel anlardır. Mutluluk insani değerler içerisindeki erdemli ve olgun insan olabilmek için gösterilen çabanın tümüdür. Mutluluk, sahip olduğun değerleri bir başkasıyla paylaşabilme cesaretini göstermektir. Mutluluk, hayatında değer verdiğin, farklı şeylere verdiğin değeri, zamanı, emeği dengede tutabilmektir. Mutluluk, dengeyle ilgili bir şey. Hem zihinsel, hem bedensel, hem ruhsal dengeyle ilgilidir. Mutluluk, bence her şeyin dengede olmasıdır. Tam hissetmektir, eksik hissetmemektir. Hayatındaki tüm taşların dengede olduğu an yaşadığın duygudur mutluluk. Mutluluk biyosistemin kimyasal bir tepkimesi. Hormonal bir durum. Serotonin dediğimiz bu hormon insanda canlılık, mutluluk ve zindelik hissini yaratıyor. İnsanın çok da kendi elinde olan bir şey değil mutluluk. İnsan kendini mutlu etse de o seviyede tutamaz. Bilimsel tanım olarak mutluluk tamamen hormonların işte dopamin, oksitosin, endorfin ve serotonin bu dört hormonun dengeli çalışmasından ibarettir. Yani kişi bu dört hormon çalıştığı halde kendini mutlu olarak tanımlar. Kendini o mutlu halde hisseder. Ruhsal iyilik hali yani. Mutluluk, tatmin olma, kabul etme, rıza gösterme, haz duyma halidir. Tamamlanmışlık hissidir. Mutluluk, yaşamımızı sağlayan bir vaattir. O vaadin peşindeyiz. Bir gün ona ulaşacağımızı umuyoruz. Mutluluğun benim için net bir tanımı yok. Anlık ihtiyaçlarıma göre değişen bir şey. Ya, mutluluk bir ihtiyaç değil. Lüks. Lükstür. Mutluluk bir hal. Ama herkesin yaşayabileceği bir hal değil. Çok hızlı başlayıp çok hızlı bitebiliyor mutlu anlar. Genel olarak pek de uzun sürmüyor. Uzun zamandır böyle bir mutluluk yaşamadım. Mutluluk kötü bir olayın üstesinden geldiğinde ve sonrasında sana gelen sevindirici olaylar neticesinde gelişen bir kavram sadece. Mutluluk bir sonuç değil, süreçtir. Yani sonuç odaklı bir mutluluğun olma ihtimali yok bence. İnsanın amacı mutlu olmak olmamalı.
Mutluluk sürecin getirdiği bir yan ürünü olmalı bence. Mutluluk kimyasaldır. Bir insan acı çekerken bile işte bir takım kimyasallar alıp kendini mutlu hissedebilir. Maksat mutlu hissetmekse, yani hayatta ne yaparsan yap, kimyasallarla kendini mutlu hissedebilirsin. Ne yaşarsan yaşa. Hedef mutlu olmak mı? İnsanlara zarar vermekten zevk alıyorsundur, mutlu oluyorsundur. İnsanlara zarar verirsin, mutlu olursun. Hedefine ulaşmışsındır. E bu iyi bir şey mi? Hedefin mutlu olmaksa, e sen mutlu oldun. Kötü olan bir şeyden zevk alıyorsan, ki birçok insan alıyor, e mutlu da oluyor. Yani mesela bir insana kazık atıyorsun, mutlu oluyorsun. Lakin kötü şeyler yapıp mutlu oluyor olman, yani hedefine ulaşıyor olman, bu iyi bir şey mi? Mutluluk doğru bir hedef değil. Herkes hayatta kalabilmek için, yani şu dünyada var olabilmek için kendisine böyle ideal bir hedef belirliyor. Hani o umut da fakirin ekmeği oluyor işte. O umut seni hayatta tutuyor. Ama aslında bir hedef olmamalı. Çünkü hedef bir hastalık. İnsanı tüketen bir şey. Tüm hayatını bir hedef için harcıyorsun. Hepimizin mutlu olmak gibi bir çabası var. Fakat ben buna karşıyım. Gittikçe, yıllar geçtikçe bu daha da belirgin oluyor ve bu gerçekten biraz sosyal medyanın içinde çok yoğun barınmamızla ilgili bir durum. Bundan dolayı hep bir acaba şu an mutlu muyum? Mutlu olmalı mıyım? Bak o ne kadar mutlu gibi. Kıyaslamaya dayalı bir durum içine girmek. Kendinden emin olmayıp şu an mutlu muyum yoksa mutsuz muyum diye kendini sorgulamak. Bu zaten başlı başına kaygıyı getirir ve daha da mutsuz eder. Yani mutlu olmak zorunda değiliz. Asla değiliz. Çünkü bu hayatta kader de var, keder de var, acı da var. Bunlar hayatın gerçekleri. Saf mutluluk diye bir şey yok. Mutluluğu hissedebilmek için zaten acıyı ve kederi de gerçekten hissederek deneyimlemek lazım. Yani başlı başına mutlu olmalıyız diye bir koşuşturma içine girmemeliyiz. İnsan mutlu muyum diye düşünmediği zaman mutludur. Mutluluğun sırrı bence mutlu olmayı bir amaç edinebilme yetisindedir. Sevdiklerine vakit geçirmek, küçük şeylerden mutlu olmayı öğrenmek, geçmişte ya da gelecekte yaşamak yerine içinde bulunduğumuz zamanın, anın keyfini çıkarabilmeyi başarabilmek, gerekirse bunun için müzik dinlemek, meditasyon yapmak, kitap okumak. Meditasyon zihni susturmada ve endişe gibi duyguların ötesine geçebilmeyi başarabilmede bir araçtır. Bu şekilde keyif, huzur gibi deneyimler ortaya çıkar. Ben de bunu birebir deneyimledim. Aslında büyük ölçüde meditasyonun mutlu olma yolundaki çalışmamızın en önemli, en geçerli, en çok işe yarayan araçlarından biri olduğunu düşünüyorum. Mutluluğun formülü şudur. Çaba sarf etmeden elde ettiğin her şeyle mutlu olabilirsin. Yani doğuştan sahip olduğun annen, baban mutlu olman için yeterlidir. Sağlığın yeterlidir. Çaba sarf etmeden. Ama bir şey için çaba sarf ediyorsan onun şeyine bakmak lazım. Yani o dengeye. Sarf ettiğin çabaya, o harcadığın emeğe değiyor mu o sonuçta elde ettiğin başarı? Mutluluğu getiren şey sevgidir. Önce bizim kendimizi sevebilmemiz, sonra çevremizi sevebilmemiz. Mutluluk bir insanın bedenen, beynen, ruhen sağlıklı olmasıdır. Bir bütünlük içinde sağlıklı yaşayabilmesidir. Ama insan sağlıklı yaşadığında bunun mutluluk olduğunu farkında değildir. Yani bunları kaybettiğinde mutsuz hisseder. Yani mutsuzluk İnsanın mutluluğun ne olduğunu anlamasını sağlar. Kaybedince anlarsın. Varken bunların seni mutlu ettiğini ya da bunlardan dolayı mutlu olman gerektiğini bilmezsin. Mesela kötü bir şey yaşadığında ya da ruhen mutsuz olduğunda o zaman anlarsın. Ha ben bunu yaşamadım önce mutluymuşum dersin. Hayatını mutlu geçirmek istiyorsan hayata bakış açını değiştireceksin. İhtiyaçlarını, isteklerini minimalize ettiğinde çaba sarf etmeden mutlu olabiliyorsun. Mutluluğa sahip olabilmek için yani o kadar kasmaya gerek yok.
Mesela bir insanın annesi yoktur, mutsuzdur. E babana odaklan, mutlu ol yani. Anne babası yoktur, mutsuzdur. E o zaman eşine odaklan, mutlu ol. Bakış açınla ilgili yani mutluluğa sahip olmak. Yani mutlu olmak için kendine böyle yollar bulduğun sürece, bu yollar az çaba sarf etmeni gerektiren yollarsa mutlu olursun zaten. Mutluluk elde edilmesi kolay bir şey. Sadece sen kafanı değiştirebilirsen mutlu olman kolay. Kafanı değiştirmek yani insanların bakış açısını değiştirmesi işte zor olan bu. Değiştirdiğin anda mutluluk elde edilebilir. Benim açımdan mutluluk tam kontrol. Hayatımı, tercihlerimi, zevklerimi, genel akışı, dışımdaki benimle ilişkili olan tüm dünyayı tam olarak kontrol ettiğim duygusuna sahip olmak. Ölçebilmek ve ona göre planlamak ve kendi planladığım hayatı yaşamanın gururu. Bununla ilgili olarak tam bir özgürlük duygusuna sahip olmak. Sonra inandığım, yetenekli olduğum, tatmin olduğum ve anlamını bildiğim bir işi yapmak. Bu anlamlı şeyin öğretmenliğini yapmak. İnandığım hayatı layık olduğunu düşündüğüm insanlarla paylaşmak. Değerimin bilinmesi ve sevilmek. Sonrasında roman ve felsefe türünde istediğim bütün kitapları okumak, bir enstrüman çalmak, sonrasında da çalışkan olmanın ödülü olan öz saygı ve yapabilirim duygusu. Ve son olarak da tam kontrolle aklımın tahtında oturmak. Yani sadece bu dünyaya ait deneyimler, çalışmak, başarı, hırs bunlarmış gibi gözüküyor ama bana göre bunlar tamamen dışsal nedenler ve insanlığın temel yanılgısı. Bana göre mutluluk bu dünyaya doğmak, doğru düzgün nefes almayı becerebilmek, yani insan olma deneyimi. Dolayısıyla yaratan neyse, işte buna herkes başka bir şey diyebilir. İşte kimi Allah der, kimi Tanrı der, kimi evren der, kimi sonsuz der. Ona duyulan sevgi. Yani mutluluğu sağlayan şey budur. Bundan başka hiçbir şey bizi gerçek anlamda mutlu edemez. Neden mutlu edemez? Çünkü adına yaratan dediğimiz, Allah dediğimiz O üzerimizden hiç elini çekmeyen, bunun verdiği güven, bunun verdiği mutluluk, bana göre tek koşul mutlu olmanın. Yani doğru düzgün nefes alabilmek, tek bir nefes alabilmek. Bana göre yaşamımız tek bir andır, o da nefes aldığımız şu andır. Başka hiçbir şey yok. Şu an aldığın nefes. Bu kadar. Çevrenize baktığınız zaman çok fazla mutsuz insan göreceksiniz. İnsanların genelinin mutsuz olduğunu göreceksiniz. Bunun sebebi insanların zevkleri, hazları, beklentileri mutlulukla karıştırması. Yani hayatta, hayatımda şu olursa mutlu olacağım gibi bir yaklaşımdan kaynaklanmakta. Bunun sonu yok. Ve sonlu olana sonsuz muamelesinin yapılması. Kadim öğretilerin bize öğrettiği insanın özgürleşmesi hali zaten mutluluk. Yani her şeyden sıyrılma hali, insanın o zaten doğal hali, o mutluluk diye tanımlanan İyilik hali. Bunu bize dinler söylüyor. Mesela Allah'ın şakir esması, yani şükreden memnun kullarında da, yani müminde de insanda da memnuniyet hali olması gerektiğini bize söylüyor.
ya da santoşa denilen mutluluk hali bir zorunluluktur. Bunun dışında kadim öğretiler bize aynı zamanda bunun zorunluluk olduğunu da gösteriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mutlu insan kimseyi üzmez. Kimseye zarar vermez. Kendi dahil kimseye bir kötülüğü dokunmaz. Ama gerçekten mutlu insan. Yani öyle çikolata mutluluğu falan değil. Beni sevdiklerimle beraber olmak mutlu eder. Beni sevdiklerim mutlu eder. Beni ailemle vakit geçirmek mutlu eder. Sağlıklı olmak, ailem, dostlarım beni mutlu eder. Onları mutlu etmek her şeyden çok mutlu eder. Beni işim mutlu ediyor. İşimde başarılı olmak. Hedeflediğim şeyi istediğim şekilde yapmak ve eksik değil, tam bir sonuç almak beni mutlu eder. Samimiyet beni mutlu eder. Kitap okumak beni mutlu eder. Beni kusurlarıyla sevebilmek mutlu eder. Birisiyle güzel bir sohbet etmek beni mutlu eder. Beni kendimi ifade etmek mutlu eder. Beni spor yapmak, bisiklete binmek, yüzmek, aktif olmak, doğada yalnız, insanlardan uzak olabilmek mutlu eder. Kahve. Kahve beni mutlu eder. Sevdiğin insanla yan yana oturmak, onunla vakit geçirmek beni mutlu eder. Beni sabah bir amaca uyanmak mutlu ediyor. Kendimi ihmal etmemek benim mutlu olabilmem için önemli bir etken. Güzel şeyleri deneyimleyebilmek beni mutlu eder. Yani güzel bir yemeği yiyebilmek, daha önce görmediğim bir yerleri keşfedebilmek, sevdiğim arkadaşlarla ortak paydayı sağlayabilmek, aynı kafada olduğum insanlarla güzel bir sohbet etmek, keyif aldığım şeyleri keşfetmek, deneyimlemek. Bunlar beni mutlu ediyor. Beni de diğer insanlar gibi zevk almak, güvende hissetmek, konforlu hissetmek mutlu eder. Ama aynı zamanda kendi tecrübelerimden edindiğim, deneyimlerden bildiğim şey beni gerçekten zihnimin sakinleşmesi ve ana daha iyi odaklanmak mutlu eder. Geçmişe ait bir iz, bazen bir detay, bazen bir koku eskiye götüren böyle, bütün bunlar beni mutlu ediyor. Kendimle baş başa kalabilmek, sevdiklerimle vakit geçirmek, sevdiğim şeyleri okumak, sevdiğim filmleri, dizileri izlemek, temiz havada yürüyüş yapmak, meditasyon yapmak, mümkünse düzenli olarak. Kedilerimle vakit geçirmek, onları sevmek, sevdiklerime yardım edebilmek, maddi ya da manevi ve tabii ki üretmek. Aşık olmak beni mutlu eder. Uyumak beni mutlu eder. Günlük hayatıma ben çok bakarım. Günlük hayatla ilgilidir bütün hayat. Günlük hayatım, yani o günüm eğer iyi geçiyorsa, iyi uyandıysam, işte güzel şeyler oluyorsa, bu beni mutlu ediyor. Ve o güne olan küçük şeyler. Günlük yaşamın dengesi beni mutlu ediyor. Onu dengede tutmak beni mutlu ediyor. Bir işi başarmak mutlu eder. İstediğim bir projeyi başarabilmek beni mutlu eder. Mesleki anlamda bir şeyler başarmak, sevdiğim insanla olmak ve onunla bir hayat kurmak beni mutlu eder. Beni anlayan, ruhen bana benzeyen insanlarla bir arada olmak beni mutlu eder. Ayrıca manevi anlamda tatmin eden işlerde bulunmak, üretmek beni mutlu eder. Kedi ve köpeklerle vakit geçirmek beni mutlu eder. Yıldızları seyretmek, denizi seyretmek beni çok mutlu eder. Spor yapmak gerçekten kimyasal olarak mutlu ediyor. Hiç borcumun olmaması beni mutlu eder. Birini mutlu ettiğimde, birine yardımcı olduğumda çok mutlu oluyorum. Birini sevindirmek mutlu eder. Birinin hayatına katkı sunmuş olduğumu bilmek mutlu eder. Yani bir tek kişi bile benim bu dünyadaki varlığımdan dolayı daha iyi bir duruma geldiyse, o mutluluk verici bir şeydir bence. Bir başkasına yardım etmek, kendi isteklerim için çabalamak beni mutlu eder. Başarı beni mutlu eder. Bir yerden bir yere gitmek, yeni bir yer görmek,
Bazen yeni bir insan tanımak bile beni mutlu eder. Seyahat etmek, gitmek yani yol almak, yeni yerler görmek. Bunlar mutlu eder. Seyahat etmek beni çok çok mutlu eder. Bir şey üzerine düşünüp, düşündüğüm şeyden sonuç almak beni mutlu eder. İşimi düzgün yapmak, araştırmalar yapmak mutlu eder. Yaptığım işi layığıyla yerine getirebilmek. Bu bana tatmin duygusunu getirir ve gerçekten beni mutlu kılar. Başarı. Başarı beni çok mutlu ediyor. Mesleki anlamda bir şeyler başarmak, birilerinin senin yaptığın şey hakkında konuşması, tabii daha çok olumlu anlamda konuşurlarsa bu beni daha da çok mutlu ediyor. Hareket alanımı genişletecek, daha kolay hareket etmemi sağlayacak olan maddi güce sahip olmak, işimde başarılı olmak, insanların takdirini ve rızasını kazanmak, tanınır olmak, doğanın içerisinde bulunmak, doğaya yakın olmak. Bunlar beni mutlu eder. Ama tüm bunlardan önce, paradan, başarıdan çok daha önce beni mutlu edecek olan şey, zamanı zapt etmek. Zamanı kontrol altında tutmaktır. Yani kendime zaman açabilmek, boş vakit yaratabilmek. Zamanımı sermayedarın, işverenin istediği gibi değil, kendi istediğim gibi kontrol edebilmek. Hani mükemmellik deriz ya, ya bana göre yaratım tamamen mükemmellik. Yani bu çelişkilerle dolu, adaletin olmadığı, şansın kimine gülüp kimine gülmediği bu dünya zaten yeterince insanı mutsuz etmeye yetiyor. Yani tam anlamıyla maddi şeyler bunlar. İnsanlar haz alamadıkları için, yani istediği şeyleri elde edemedikleri için gerçekleşiyor ve yani bana göre tamamen egoik bir durum. İşte bunların olduğunda olması gerektiğini, olmadığında olmaması gerektiğini anlamak tamamen inanç meselesi. Yeni kitaplar okumak mutlu eder. Yeni filmler izlemek. Doğayla iç içe olmak mutlu eder. Sevişmek beni mutlu eder. Etkilemek, etkilenmek beni mutlu eder. Huzur bulduğum her ortamda mutluyum aslında. Yani huzurumu kaçıracak herhangi bir şeyin olmaması bile artık bir şey olmasa dahi beni mutlu eder. Yolda tam yürüyebilmek, bir yola gerçekten hak ederek girmek beni mutlu eder. Beklentisiz olduğum anda gelen şeyler beni mutlu ediyor. Beklemediğim anda yapılan sürprizler mesela. Beni mutlu edecek şey yani yarın mutlu etmeyebilir. O şeyden bugün mutluysam yarın mutsuz da olabilirim. Bu herkes için geçerli. Yani sadece benim için değil. Bakış açımın kontrolünü kaybetmek. Asıl bu beni mutsuz eder. Çünkü kontrolünü kaybettiğin anda direksiyonsuz bir arabasın. Yani nereye gittiğin belli değil. Ya mutluluk herhangi bir dışsal nedene bağlı değildir. Kesinlikle. Dışsal nedene bağlı olan şeyin adı haz. Yani karşı cinsle olan ilişkiler, yaptığımız şeylerin karşılığını görmek. Bütün bunlar tamamen dışsal nedenlerdir. Maddidir ve maddi olan her şey de geçicidir. Ya çünkü illaki bir doyum noktası vardır ve o doyum noktasına ulaştıktan sonra insan egosu gereği hep daha bir fazlasını, daha bir ilerisini arzular. Dolayısıyla buna mutluluk değil, geçici şeylerden haz alma denilebilir. Para mutluluk getirmez. Getirir. Çok getirir. Para mutluluk getirmez. Para mutluluk niye getirmesin? Getirir. Zenginlik mutluluk getirir. Para insanı mutlu etmez. Arzularını tatmin eder. Para mutluluk getirir. %100. Para mutluluk falan getirmez. Niye getirsin ayrıca? Para sadece senin yaşayabilmek için ihtiyaçlarını karşılar. Para mutluluk getirir ama sağlık olduğu sürece. Sağlık olmayınca paranın bir anlamı kalmaz. Parasızlık mutsuzluk getirebilir ama para asla mutluluk getirmez. Paranın mutluluk getirdiğini düşünmüyorum ama parasızlığın mutsuzluk getirdiği kesin. Parayla saadet olmaz. Parası olması insanın mutlu olacağı anlamına gelmez. Parasız olması da mutsuz olacağı anlamına gelmez.
Para mutluluk getirmez. Çünkü mutluluk insanın içinde olan bir şeydir. Para mutlu ediyor gibi görünür. Mutlu ediyor gibi görünür ama bu asla mutluluk değildir. Sadece hazdır. Sadece insanın bir şey elde etmesinden doğan bir hazdır. Ve insan ne kadar şey elde ederse aslında o kadar fazla, daha fazla şey elde etme arzusuna kapılır. Yani sonu gelmez, bitmez. Ama paranın da tabii, ya bu hazın da doğal olarak bir limiti vardır. Belli bir süre sonra asla yetmeyecektir. Belli bir süre sonra bunun, bu doyumun bir sonu olmadığını anlayacaklardır insanlar. Paranın, maddi şeylerin mutluluk getirmediğini anlayacaktır. Bence sorumluluk mutluluk getirmez. Para elde etmek için strese giriyorsan değmez. Çünkü daha az parayla daha çok mutlu olabilirsin. Strese değmeyecek paralar için çalışmaya değmez. Paranın getireceği şey rahatlıktır. Kendini garantiye alabilmektir. Para doğrudan mutluluk getirmez ama keyif sağlar. Para mutluluk kısmi olarak getirebilir. Sadece satın almak, tüketmek için değil, üretmek, yardım edebilmek. Ya da insanlığa faydalı olmak için paranı harcayabilirsin. Dolaylı olarak sadece tükettiğin, elde ettiğin şeyler dışında ürettiğin ve saçtığın kısmında da mutlu olabilirsin. O açıdan mutlu eder ama parayla satın alamayacağın şeyler konusunda asla mutluluk getirmez. Para, yaşantı içerisindeki tüm değerlerle beraber bir bütün olarak beni mutlu eder. Para mutlu olmak için gerekli araçları getirir. Para, mutlu olmam yolunda benim için bir araçtır, amaç değildir. Para bir araç olduğu için mutluluk getirir. Bir yere kadar ama. %100 değil. Para mutluluk için bir amaç olmasa da güçlü bir araçtır. Para mutlu olmak için yeterli değildir ama mutluluğa giden yolda önemli bir araçtır. Para mutluluk getirir tabii ki. Ama daimi bir mutluluk değildir bu. Yani para mutluluğa erişmek için bir araçtır. Ama parayla da bütün mutlulukları satın alamazsın. Ama tabii belli bir oranda mutluluk getirir. Para mutluluk için bir araç. Ama başlı başına mutluluğa götürebileceğini düşünmüyorum. Önemli olan içinde hissettiğin, içinde yaşadığın duygu. Bu maddiyatla ölçülemez. Maddiyat mutluluk için yeterli değil. Dolaylı anlamda mutluluğa ulaşmada bir araç para ama mutluluğun kendisi değil. İstediğin şeyleri yapabilmende bir araç olabilir ve anlık mutluluk getirebilir ama gerçek mutluluğa ulaşmanın parayla bir ilgisi yoktur. Sadece para mutluluk getirmez ama karnımızı doyurmak güzel. Konforlu bir yerde yaşamak, para sayesinde sevdiklerimizle daha çok vakit geçirebilmek, onlar için bir şeyler yapabilmek. Para sayesinde daha çok kitap alabilmek, daha çok seyahat edebilmek. Bu kendimizi keşfetme yolunda, öğrenme çabası içinde parayı bir amaç değil de bir araç haline getirebilmek mutluluk getirir. Tabii, getirir. Bence getirir. Kalıcı bir mutluluktan bahsetmiyorum. Ama mesela aşk acısı çekiyorum ve çok param var. Bir anda Miami'ye gittim ve şu anda orada denize girebiliyorum. Ortamım değişti. Deli gibi bu depresyonumu dağıtmak adına yeni insanlarla tanışıp yeni yerler geziyorum. Bir keşif içindeyim. Ve zaten ortamın değişmesi kişinin biyosisteminde bir tepkimeye neden olacak. Çünkü enformasyon kanalım değişti. Çevre benim için bir enformasyon. Yediğim gıda benim için bir enformasyon. Bu değiştiğinde benim duygu durumum da değişecek. Dolayısıyla ben bunu parayla yapabiliyorsam, evet parayla mutluluk gelebilir. Para iyi şartlar getirdiği için mutluluk getirir. Ama sadece parayla mutlu olunmaz. Çok parayla mutlu olmaz kimse. Duruma göre, ihtiyaca göre para mutluluk getirebilir. Ama sadece parayla mutlu olabilmek elbette mümkün değil. Mutlu olmak için para şart mı? Hayır, değil. Bazı zamanlarda para mutluluk getirir ama para eşittir mutluluk diye bir şey yok.
Maddi mutluluk devamında manevi mutluluğu getirmez. Aşk mutluluk getirir. Aşk tabii mutluluk, heyecan, her şeyi getirir. Tabii getirir. Getirmez mi? Aşk çok büyük mutluluk getirir. İnsanı kendine getirir çünkü, o yüzden. Aşk mutluluk getirmez. Kesinlikle getirir. Getirir. Kesinlikle getirir. Aşk mutluluk getirir bence, evet. Aşk mutluluk getirir. Özellikle karşılıklı olduğu zaman. Zaten dünyada bundan daha büyük bir mutluluk yok diye düşünüyorum. Tek taraflı olduğu zaman çoğunlukla acı getirir ama tek taraflı olduğunda bile kişi kendini zaman zaman mutlu hissedebilir. Aşkın kendisi mutluluktan ibarettir. Aşık olursan mutlu olursun. Çünkü başka bir şey için aşık olmuyoruz. Mutluluktan doğan bir şeyle aşık oluyoruz. Önce mutlu oluyoruz, sonra mutlu olduğumuz için aşık oluyoruz. Aşk tek taraflıdır. Yani şöyle, ben kendi sevdiğimden eminim. Ben biliyorum. Ama karşımdakinin asla, yani karşımdakiyle ilgili asla bu konuda emin olamam. Ya aşk, egoların, kimliklerin devreye girdiği ve aslında içten içe karşılıklı birbirini kabullenemediğim bir durum. Aşk yaşamasını bilen için çok güçlü bir mutluluk kaynağıdır. Aşk mutluluk getirir. Ama mutluluk için tek başına yeterli değildir. Aşk mutluluk getirebilir. Durumdan duruma değişir. Aşkın getirdiği şeyi biz mutluluk sanırız onu. Aslında getirdiği şey takıntı, bir sürü de hüzün. Ama aslında o hüzün bile bizi mutlu eder. Yani varlığı iyi hissettirir sadece. Mutluluk duyduğumuzu sanırız. Ama o mutluluk değildir aslında. Bir bağlılıktır. Aşkın getirdiği, hormonlarımızın harekete geçmesiyle oluşan vücudumuzdaki kimyasal değişimler sonucunda hissettiğimiz heyecan, mutluluk gibi duygular çok kısa süreli, çok gelip geçici. O an için mutluluk getirebilir ama daimi mutluluğa ulaşma yolunda aşkın sadece doğru kullanılması gereken araçlardan biri olduğunu düşünüyorum. Yok, hayır. Aşkın mutlulukla hiçbir alakası yok bana göre. Aşk tamamen yüksek heyecan ve gerilim halidir. Coşkudur. Ve coşku bir mutluluk değildir. Strestir. Biz ona mutluluk diyemeyiz. Mutluluk daha zinde, canlı olmak ve tamamlanma halidir. Aşkta bir tamamlanma yoktur. Aşk hep bir eksiklik hissettirir. Aşık olduğun zaman yüksek bir beklenti içerisindesindir ve bu bir stres halidir. Ve bütün hormonal dengenin aslında bozulması demektir aşk hali. Ve bu bir mutluluk, bir huzur getirmez. Aksine yüksek enerji, coşku, adrenalin ve uykusuzluk getirir. Aşıksan ulaşabildiğinde mutluluk getirir. Ulaşamadığında getirmez. Aşk mutluluk getirir bence. Ama yanında acı da getiriyor. Ama o acıya katlanılır bence. Bence o acıya değer. Aşk mutluluk getirir. Ama bir o kadar da mutsuz eder insanı. Benim aynı gün içinde, hatta aynı saat içinde hem mutlu olduğum hem de mutsuz olduğum anların sebebi oldu aşk. Sadece mutlu aşk yoktur. Ama yaşattığı güzel anlar için o aşkı yaşamaya değer. Aşk mutluluk getirir. Mutsuzluk da getirir elbet. Mutluluk da mutsuzluk bence aşkta çok ekstra yaşanan bir şey. Aşk mutluluk getirir. Kesinlikle getirir ama bunu kalıcı kılmak zordur. Yani bu mutluluk bir noktada sönebilir, yıkıcı da olabilir. Seni mutsuz da edebilir. Kimi aşklar çok mutludur, kimileri hiç değildir, hatta acı vericidir. O aşkın mutluluk getirip getirmeyeceğini ne zaman anlarız? İşte aşkın sevgiye dönüştüğü o an var ya, dönüşüyorsa eğer, demek ki o insanla birliktelik mutluluk getirecek. Dönüşmüyorsa biraz acı verecek. Aşk mutluluk getirir. Aşk mutluluk getirir ama doğru kişiyle ise. Yanlış kişiyle çok çabuk acıya dönüşebilir. Aşk karşılıklıysa mutlu eder. Ama
bir mutluluk bu. Yani bütün hayatında her şey çok güzel giderken aşkta ufacık bir şey aksadığında çok mutsuz hissedebilirsin. Karşılıksız aşk, eziyet. Aşk mutluluk getirir ama aşkın bozulması da mutsuzluk getirir. Aşk en güzel mutluluğu getirir. Ama götürür de. Aşkın getireceği mutluluktan sonra aşkın bitiminde götürecekleri var. Onu kaldırabilmek önemli. Zaten aşk kimyasal bir şey. Tabii fizyolojik bir durum bu. Ya fiziki bir durum yani, kimyasal bir durum. Yani bu duygular kimyasal olduğuna göre ilk başlarda muhakkak ilk tanışmada, ilk evrede muhakkak adrenalin çok yukarıda olacaktır. Ya bu adrenalin yüksekliği bize yine haz veriyor. Aslında yine mutluluk değil. Ya çünkü bu da geçici bir şey. Aşk, yani sözünü ettiğimiz bu aşk hiçbir zaman ilk etkisini koruyamaz. Hayat son derece anlamsız bir süreç esasında. Ve o anlamsız hayatı anlamlandırmak için kendimize bir takım engeller koymak durumundayız. Ve o engelleri aştığımız zaman, aşmak için çaba sarf ettiğimiz zaman, yaşam adına geçirdiğimiz süreç biraz daha anlamlı hale geliyor. İşte aşk da önümüze koyduğumuz engellerden bir tanesi. Hayatı anlamlı kılmak için vesile, bahane, gerekçe oluyor aşk. Aşk bir beklenti ve lisanlara baktığımız zaman bence bu konuda en dürüst dil İspanyolca. İspanyolca'da seni seviyorum, biraz daha seni istiyorum anlamına gelecek şekilde kullanılıyor. Ama bizdeki o sevgi durumunun çok aslında öyle sevgiyle bir alakası yok. Şöyle düşünün, insan sevdiğini nasıl öldürebiliyor? Bunun sebebi tamamen istekle alakalı. Yani senden bir şey istiyorum, o hazzın peşindeyim. O hazzı bana sağlamadığın için, o mutluluk zannettiğim şeyi bana sağlamadığın için senin hayatına son veriyorum. Burada aşk nerede? Sevgi nerede? Ama diğer aşk, gerçek olan aşk, sonsuz olan aşk, her şeyin özü olan aşk zaten mutluluğun kendisi. Kendimizde eksik olan bir şeyi karşı tarafta bulduğumuz takdirde ona aşık olabiliyoruz. Bir anlamda kendimizi tamamlamak istiyoruz aslında ve karşı tarafa anlamlar yüklüyoruz. Ve o anlamları yükleyerek kendimizi karşı tarafa aşık ediyoruz. Aşık olduğumuz bizim yüklediğimiz anlamlar aslında. O anlamları yükledikten sonra ikinci aşama olarak onu ele geçirme, ona sahip olma evresi başlıyor ki ona sahip olduğumuzda yüklediğimiz anlamlara da sahip olup bir anlamda egomuzu tatmin ediyoruz. Aşk, haz duyarak ve aşmamızı sağlayan bir travma olarak hayatı bizim için anlamlı kılar. Bu nedenle aşk hepimizin hayatında bir tamamlayıcı aslında. Mutlu olmak için aşk bir araç. Bence amaç olamaz. Bana göre aşk tamamıyla ilahidir. Yani orada koşulsuz, karşılıksız bir sevgi vardır. Güven vardır ve en önemlisi eminlik vardır. Yani kendinizden eminsinizdir, karşıdan eminsinizdir. Çünkü bu maddi şeyleri, yani aslında tamamıyla şeyleri aşan, bütün maddiyatı aşan, bunun çok yukarısında bir şeydir. İlahi aşk bize mutluluk verecektir. Çünkü onun bir sonu yoktur. Ama gerçekten hissettiğimiz zaman. Bazı insanlar hayatta böyle birçok şeyden bir haber oldukları için aşka odaklanmış durumdalar. Bu şey gibi. Mesela adam diyor ki dünyanın en iyi dondurması naneli dondurma. Sonra soruyorsun, kavunlu yedin mi? Hayır. Aşkta aldığın tat tamam çok güzeldir. Yani her defasında çok zevk alıyorsundur da diğer mutluluk yollarını denemeden bir şeye karar vermen mantıklı mı? Değil. Başarı mutluluk getirir. Evet. Getirir. Başarı mutluluk getirir tabii ki, getirmez olur mu? Başarı kesinlikle mutluluk getirir. %100. Kesinlikle ya. En azından benim için başarı mutluluk getirir. Başarı beni olumlu anlamda motive eder, cesaretlendirir, ileriyle ilgili hayaller kurmamı sağlar,
Güçlü ve diri tutar. Güçlü ve diri. Bütün bunlar aslında insanı olumlu anlamda motive eder. Çok güzel bir şey bu. Başarı mutluluk getirir. Hatta daha fazla başarı için seni iter. Eğer başarı yolunda takıntıların yoksa bu iyi bir şey. Ben başarının mutluluk getirdiğini düşünüyorum. Para, aşk, başarı. Başarı bunların içinde en çok mutluluk getirmesi ihtimali dahilinde olan bir kavram bence. Başarı kesinlikle mutluluk getirir. Başarı tatmin duygusunu yükselten önemli bir olgu. Başarı senin için hayatta umutla bakmanı sağlar. Evet, ben bu işi layığıyla gerçekten yerine getirebiliyorum. Ve bu işte gerçekten iyiyim hissi. Yani gerçekten mutluluk için kesinlikle çok önemli. Başarı mutluluk için altın anahtarlardan bir tanesi. Hatta para ve aşktan çok daha önemli. Başarı insanın var oluşunu önemli kılar. Hayatta yaşamaktan keyif almanı sağlar. Başarmak olgusu tamamıyla mutluluk değildir. Ama başarıya giden süreç mutluluğun bizzatihi tezahürüdür. Başarı tatmin duygusu getirir. Yani kişiyi tatmin eder. Ama insan sadece başarılı diye mutlu hisseder mi? Zannetmiyorum. Sadece tatmin olur. Başarı mutluluk getirir. Çabuk elde ettiğin bir başarı anlık mutluluk getirir. Fakat fedakarlık gösterdiğin, çabaladığın bir şeyin sonucunda başarı elde ettiysen o zaman bu sana gerçek bir mutluluk getirir. Ve uzun süreli bir mutluluk olur. Evet, bence getirir. Başarılı olma hali bizi mutlu eder çünkü tamamlanmış hissederiz. Bence başarıdaki mutluluk çok anlık bir şey. Başarının getirdiği hazdı o an yaşarsın. Bu seni sürekli mutlu edecek bir şey değildir. Başarı mutluluk getirir. Ama geçicidir. Bir şeyi başarırsın, o an için mutlu olursun ama geçer. Sonra tekrar bir başarı elde etmen gerekir. Başka bir şeyi başarman gerekir. Başarı anlık bir tatminden doğan geçici bir mutluluk getirir. Başarı mutluluk getirir tabii ki. Ama geçici. 2 hafta, 3 hafta. Başarının getirdiği mutluluk 2 hafta, 3 hafta sonra normal insanın mutluluk seviyesine geri döner. Hayatında hiçbir şey olmamış gibi devam edersin yaşamaya. Karşı taraf beni takdir ettiğinde, beni yaptığım işte kabul ettiğinde bu takdir duygusu beni bir anlamda tamamlıyor, bir anlamda tatmin ediyor, haz veriyor bana. Bu anlamda kabul edilmek başarının bir tanımı aslında. Beni de mutlu ediyor. O an için mutlu ediyor. Zaten mutluluk daimi değildir. Başarının verdiği mutluluk da daimi değildir. Hep yeni başarılara ihtiyaç vardır mutlu olmak için. Bana göre başarı diye bir şey yoktur. Yani bir amaç vardır ve o amaç doğrultusunda gittiğin bir yol vardır ve o yolda öğrendiğin birçok şey vardır. Yani o yol, o kat edilen yol insana aslında en çok haz veren şeydir bu süreç. Yani başarının insanı mutlu ettiğini varsayalım. O başarılan şeyin sonucunda mutlaka yeni bir amaç ortaya çıkacaktır. Yani sürekli insan hep olsun, hep olsun, hep diye sonu gelmeyecektir ve bu sebepten ötürü ya yaşamından birçok şeyden feragat etmek zorunda kalacaktır. Hırslar girecektir işin içine, ihtiraslar olacaktır. Egosu büyüyecektir ve dolayısıyla sahte bu mutluluktur bu bana göre. Ya bu da mutluluk değildir. Başarı kişiye haz veren ve yeni amaçlar oluşturmasını sağlayan bir şeydir. Başarının bence ruhsal anlamda bir faydası yoktur yani. Geçicidir çünkü. Sonsuz değildir. Başarının yaranı yoktur. Geçicidir ve o dilimde kalmıştır. Başarı insana ömrünün sonuna kadar mutluluk getirmez. Çünkü maddedir. Ya bugün başarılı olduğunuz bir alanda belli bir süre sonra, atıyorum bir sene sonra, ya bu buymuş yaptığım diyebilirsiniz. Ya dediğim gibi kişiye ancak haz verebilir. İnsanların en büyük sorunu zaten hazlı mutluluk sanması. Başarı
hırsa bağlıysa, birilerine bir şeyler kanıtlamak için yapılıyorsa gerçek mutluluğu getirmez. Çok başarılı olabilirsin bir konuda ama başarını paylaşmadığın ya da başarından dolayı etrafındakilerin mutlu olmadığı ya da seni kıskandığı ya da seni aşağıya çekmeye çalıştığı durumlar mutsuzluk getirir. Başarı mutluluk için gereklidir ama yeterli değildir. Başarı mutluluk getirir. Getirir ama beraberinde bir şeyler de götürür. Başarı mutluluk getirir ama götürdükleriyle kıyaslamak lazım. Mesela başarı için feda ettiğin şeyler vardır. Hiçbir başarı sana gökten gelmez. En az emekle elde ettiğin şeyler en değerli mutluluklar. Çünkü emek harcadıkça seni mutsuz eden şeyleri de yaşamak zorunda kalıyorsun. Yani mutsuz eden şeylere göğüs gerip bir mutluluğa ulaşmaya çalışıyoruz. Değer mi? Hiç mutsuz olma, kasma kendini. Yani başarı için çok kasman gerekiyorsa bir anlamı yok. Feda ettiğin şeylere değecek mi o sondaki başarı? Başarı tüm değerlerin bileşkesi olarak değerlendirdiğim bir noktadır. Ki fazla başarıyı mutluluk olarak değerlendirirsek insanı şımartabilir de hatta başarısızlığa da götürebilir. Başarı mutluluk getirir ama başarısızlık da mutluluk getirir bazen. Yani çünkü hangi başarının sizi nereye, hangi başarısızlığın nereye götüreceğini de bilemezsiniz. Başarı bir araçsa mutluluk getirebilir ama amaçsa getirmez. Belki yıllarca yanıldık. Dedik ki eğer başarılı olursak mutlu olacağız. O yüzden başarılı olmayı kendimize amaç edindik. Ama amaç edinilmesi gereken başarılı olmak değil, mutlu olmak ve bunun için çabalamak. Hayatta amacımız her daim mutlu olmak olmalı. Başarılı olmak, aşık olmak, çok para sahibi olmak olmamalı. Onlar sadece asıl amacımız, yani mutlu olma çabamız içerisindeki araçlardan biri olmalı. Daimi kalıcı mutluluk vardır. Kalıcı bir mutluluk asla olamaz. Mümkün değil. Hiç kimse yaşamamıştır bana kalırsa hayatında. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Hiç kimse de yaşayamaz. Yok. Hormonlarımız bir kere sürekli aynı seviyede salgılanmıyor ki nasıl olabilir? Kalıcı bir mutluluk olamaz. Mutluluk tıpkı yaşam gibi gelip geçicidir. Çok geçicidir. Bugün beni mutlu eden şeyle bir yıl önceki beni mutlu eden şey aynı değil. O yüzden şu an beni mutlu eden şey sonsuza kadar beni mutlu edecek mi bilmiyorum. Mutluluk geçicidir. Tabii ki kalıcı olamaz. Mutluluk tabii ki geçicidir. Yani kalıcı mutluluk yok. Mutlu anlar var sadece hayatımızda. O yüzden bu kadar kıymetli. Zaten geçici olmayıp kalıcı olsaydı mutluluk kadar önemli bir yer teşkil etmezdi hayatımızda. Mutluluk geçici bir şey değil bence. Mutluluk kalıcı bir şey. Bu ne görmek istediğinle ilgili. Mesela sana bir ip veririm. Sen bununla sancak da kurabilirsin, intihar da edebilirsin. Mutluluğunu sürekli kılmak istiyorsan sürekli kılarsın. Ama insan mutsuzlukla beslenen bir canlı. O yüzden mutluluk içindeyken bile kendini mutsuz edebiliyor, olumsuzu düşünerek. Çünkü bu eğilimdeyiz. Mutsuz olmayı biz seçiyoruz. Canı yandığı zaman galiba daha çok var olduğunu hissediyor insan. Mutluluk geçici. Mutluluğa sahip olduğun anda o şeyin değeri senin için kayboluyor. En mutlu olduğun anın bile bir sürekliliği yoktur. Çünkü insan kıymet bilmeyen bir şey. Sen normalde bakış açını doğru kullanabilsen zaten her gün mutlu olursun. Her şey bakış açısında bitiyor. Mutluluk bir yetenek. Hayata bakış açını öyle bir ayarlayacaksın ki en kötü anında bile bir kaçışın olacak. O acıdan, o mutsuzluktan kaçabilmek için bir yolun olacak. Kaçışın yoksa o mutsuzluğa mahkum oluyorsun. Mahkum olmamak için de o bakış açısıyla hemen kafanı o taraftan çevireceksin. Pozitif düşüneceksin, pozitif yaşayacaksın. Daimi kalıcı mutluluk yoktur. Mutluluk geçici. Ben geçen bir şeye mutluluk demem zaten. Geçici olduğunu düşünmüyorum. İnsanın
tekrar tekrar kurabileceği bir şey olduğunu düşünüyorum. Dışarıyla da çok etkileşim halinde olduğunu düşünmüyorum mutluluğun. Mutluluk bayağı içsel bir şey. Mutluluk kendinde bir hal. Öyle kolay kolay dışarıdan bozulmaz. Kişinin kendisiyle ilgilidir. Bence daimi bir mutluluk yoktur. Daimi mutluluk bence vardır. Daimi mutluluk yoktur. Daimi mutluluğun adı huzurdur. Yani huzur içinde uyumak, huzur içinde uyanmak, hayatını anlamlı görebilmek daimi mutluluktur. Eğer sende fazla olan ve senin mutlu olmanı sağlayan şeyler bir başkasında eksikse, bunu ona aktararak kalıcı mutluluk yaratabilirsin. Sevdiğin şey yapıyorsan bu daimi mutluluktur. Ama onun dışında her şey küçük mutluluklar aslında. Haz duyma, zevk alma, istediğini elde etme. Bu gibi şeylerin hepsi geçicidir. Yani bizi mutlu ediyor gibi gözüküyor ama mutluluk değildir. Yani çünkü kalıcı değildir. Yani bugün mutluluk olarak gördüğüm şey yarın. Yani bugünün bir sonucunun bile yarını yoktur. Yani bu dünyada var olan hiçbir şey sonsuz değildir. Geçicidir, değişkendir. Ha, ama daimi, kalıcı mutluluk bana göre vardır. Yani bu ömür içinde sağlıklı nefes alabildiğim her an benim için mutluluktur. İnancım benim için mutluluktur. İnancımın dayandığı temeller benim için mutluluktur. Bunlar benim için daimi ve kalıcı mutluluktur. Sonlu olana sonsuzluk muamelesi yaptığın sürece tabii ki mutluluk geçici. Geçmek zorunda. İnsanlar hazzı mutluluk zannediyor. Sen hazzı aldığın zaman acıyı da almış oluyorsun. Bunlar madalyonun iki yüzü gibi. Sen zevki aldığın zaman acıyı da almış oluyorsun. Her zevk acıyı doğurmak zorunda. Her acı da zevki doğurmak zorunda. Sen zevklerin peşinden koştuğun zaman acı kaçınılmaz. Bu yüzden senin o kalıcı zannettiğin ve peşinden koştuğun şey mutlaka geçici. Ama aşkın hale geldiğin zaman, zihnin o modifikasyonlarından kurtulup, bütün o öğretilerden kurtulduğun, özgürleştiğin zaman, özüne ulaştığın zaman, bunun adı zaten kalıcı mutluluk. Mutluluğun ben kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Tek taraflı polyanlı mutluluğuna inanmıyorum. Mutlaka hayatımızda mutluluklar ve mutsuzluklar olacak. Mutluluk anlık bir şey. Ben bugün mutlu olabilirim, çok iyi olabilirim ama yarın çok kötü olabilirim. Daimi mutluluk benim için parada yatıyor. Çünkü hiç sıkılmadan, zorlanmadan hayatımı idame ettirebileceksem zaten mutlu olacağını düşünüyorum. Çünkü sürekli istediğim şeyi yapacağım. Kafam rahat olacak. İşte mutlu olacağım. Amacımız çok zengin olmaksa, başarılı olmaksa, çok güzel, büyük bir aşk yaşamaksa o zaman bunların getireceği mutluluk geçici mutluluktur. Ancak yaşam amacımız mutluluksa o zaman daimi kalıcı mutluluğa ulaşmak mümkün. Yani zor günler geçirdiğimizde bile onun geçici olduğunu bilmek, yaşamın akışının bir parçası olduğunu bilmek ve bu akışa güvenmek, kendini buna bırakabilmek, zihnimizi susturabilmek bu daimi kalıcı mutluluğun mümkün olduğunu gösteriyor. Mutluluk sürekli olabilir ama kesintiye uğrar. Ben daimi bir mutluluğa inanmıyorum açıkçası. Bir insanın sürekli mutlu olmasına psikolojik olarak imkan ihtimal yok. Yani mutlaka ki dış olaylar ya da sizin çocukluğunuzdan getirdiğiniz bazı düşünce kalıpları vesaire bunu kesintiye uğratır. Kesintiye uğramak zorunda da zaten, yoksa insan sürekli ekstazi almış gibi olur, o da iyi olmaz. Yani mutluluğun kesintiye uğraması gerekiyor ki o aradaki denge kurulabilsin. Mutluluğun acıyla birlikte var olması lazım. Yoksa mutluluğun bir anlamı olmaz. Kalıcı bir mutluluk olsa bir anlamı olmaz. Mutluluk bir ortam içerisindeki duyduğun hazın ve olgunluğun ifadesidir. Bu haz seni sürekli yaşatmaz. Yaşatırsa mutluluğun
bir anlam olmaz. Tekrar beyni mutluluğa yol açabilmek için o mutluluğun oradan yavaş yavaş kalkması gerekir. Geçici midir? Geçici değildir. Mutluluk hep vardır. Ama farklı yapıyı insan içerisinde olgunlaştırır. Eğer siz mutluluğu dışınızdaki her şeyden kopmuş, kendi içinizde yaratmışsanız, kendinizi aşıp sadece yaşadığı için bile mutlu olabilen bir insansanız, daimi ve kalıcı mutluluğu yakalarsınız. Ama mutluluğunuz sizin dışınızdaki, yani sizin kontrolünüz dışındaki şeylere bağlıysa, kalıcı ve daimi mutluluk söz konusu değil. Mutluluk bir rejime dönüşebilir. Ya o kadar da geçici diye onu bir armağana dönüştürmek, onu bazı insanların bazen yaşadığı bir yere doğru küçültmek aşırı anlam yüklemek oluyor. Hoşnutluk dediğimiz, yani kendinden hoşnut olmak dediğimiz şey hangi nedenlerle yaratıldıysa onu bir dünya görüşü gibi, bir rejime, bir düzene dönüştürme becerisi, bu mühendislik, bu akıl insanı sürekli mutlu yaşatabilir. Mutluluk daimi olarak mümkün değil. Ama anlık olarak mümkün. Bu anların sayısını artırabiliriz. Diyelim ki bir araba satın aldık ve çok mutlu olduk bu arabayı satın aldığımıza. Aradan 10 yıl geçti. Aynı araba hala bizde. O arabaya sahip olmaktan dolayı hissettiğimiz mutluluğun ilk haliyle 10 yıl sonraki hali aynı değildir. Mutluluğumuz azalmıştır. İlk sahip olduğumuzda çok daha fazla mutlu oluruz. Demek ki bizi mutlu eden bir olaya ya da bir duruma, bir mutluluk haline ne kadar uzun süre maruz kalırsak, mutluluk hali dozaj olarak azalacaktır yavaş yavaş. Azalacaktır. Mesela bir araba almak istiyorsun. Arabam olursa çok mutlu olurum diyorsun. Sonra arabaya sahip oluyorsun. Tamam. O seni bir süre mutlu ediyor. Ama sonra etkisi zamanla azalıyor. Ya da mesela bir sevgilim olursa çok mutlu olurum diyorsun. Sonra bir sevgilin oluyor. Tam istediğin gibi biri. Ama o da zamanla etkisi azalıyor. Bediyen sürmüyor. Yani insan sürekli yeni bir mutluluk arayışına giriyor. Tek bir mutluluğun daimi olduğunu düşünmüyorum. Mutluluk bir hal. Bir takım durumların sonucunda ortaya çıkan bir hal. Elbette sonsuza dek sürmesi mümkün değil. Yani mutluluk değişken, inişli çıkışlı, gelip geçici bir şeydir. Kendini seviyorsan, kendini tanıyorsan ve gönül rahatlığını ve dengeni içsel koşullarında yarattıysan, hayatının genelinde kendin için mutlu bir insan diyebilirsin. Yani mutlu bir insan, bu dünyada istediği her şeyi elde eden insan, maddi anlamda istediği her şeyi gerçekleştirebilen insan değildir. İnsan mutlu olmak için çalışmalı. Ya mutluluk da böyle zahmetli bir şey işte. Mutsuzluk bedava. Ya durduğun yerde mutsuz da olabilirsin. Ama mutlu olmak için çalışman lazım. Mutluluk peşinden koşarak yakalanmaz denir ama emek harcamadan da mutlu olunmaz. Bu yüzden insanın kendini mutlu edeceğini düşündüğü şeylere kavuşmak için çaba harcaması gerekir bence. İnsan mutlu olmak için öğrenmeli, bilgisini yenilemeli. Her şeyin geçici ve fani olduğunu kendine sürekli hatırlatmalı. Lüzumsuz günlük hırslarından arınmalı. Kendine ve başkalarına yardımcı olmalı. Vicdanını temiz tutmalı. Ve tabii ki kendi isteklerinin, kendi hayallerinin peşinden koşmalı. Bir şeyler için uğraşmalı. Mücadele etmeli, çabalamalı, kavga etmeli. İnsan mutlu olabilmek için mücadele etmeli. Mutluluğu, hayatın anlamını, varlığını sorgulamalı, severek hoşgörülü olmalıdır. İnsan mutlu olmak için kendi bünyesine, ruhuna ve arzularına uygun yaşamı doğru görmeli ve onun için gerçekten çalışmalı. Yani işçisi olmadığın bir şeyin kahramanı olamazsın. İnsan neyin işçisi olacağını gerçekten çok iyi bilmeli. Hayatını ona adamalı, onu
her zaman şüphesiz bir şekilde çok anlamlı bulmalı. Ya öte yandan da kaşınmayan yeri kaşımamalı. İnsan mutlu olmak için sevdiği şeyi yapmalı. Biraz da cesaretli olmalı. Bir şeyleri göze almalı. Korktuğumuz zaman mutlu olamıyoruz. İnsan mutlu olmak için hayatta etkin olmalıdır. İnsan etkin olursa neşeli olur. O neşe hayatı hem anlamlı kılar hem de bizi mutlu eder. İnsan neşeli olabilmek için, hayatta etkin olabilmek için haz aldığı şeyleri, yapmaktan keyif aldığı şeyleri yapmalı ki kendi varlığını ifade etsin. Var olduğunu hissedebilsin. Ben mutluluğu içinde yaşadığımız düzene karşı tepki amaçlı bireysel karşı çıkışlarda arıyorum. İnsan mutlu olmak için önce kendini bilmeli. İnsan mutlu olmak için ilk önce kendine bakmalı. Yani ben kimim diyebilmeli. Yani nasıl bir varlığım? Ben kimim? Neyi görebiliyorum, neyi göremiyorum? Vizyonum nedir? Yani kendimizi bilmek. Yani kendimizi bildiğimiz zaman mutluluk zaten gelecektir. Çünkü bu kalıcıdır. Sonsuzdur, ilahidir. İçinde büyük bir güven duygusu taşır. İnsan mutlu olmak için önce kendini tanımalı. Kendi varlığını tanıdığın, tanımlayabildiğin zaman mutlu olabilirsin. Çünkü bir arayış içinde olman gerekmediğini anlayabilirsin. O zaman bulunduğun yer sana zaten çok güzel gelir. Bence insan durduğu zaman ve kendini tanımlamaya başladığı zaman gerçek mutluluğunu keşfedebilir ve onun peşinden gidebilir. Belki de mutluluk onun içindedir, bunu fark edebilir. Ama bize dayatılan bir sürü şey var. O marka ayakkabıyı satın alırsan mutlu olabilirsin. Çünkü herkeste o var. Ya da o işi yaparsan mutlu olabilirsin. Çünkü o zaman o mevkiye ulaşabilirsin, o saygınlığa erişebilirsin ya da o parayı kazanabilirsin gibi. Halbuki durup kendimizi dinlemeye hiç vaktimiz yok. Sen de bir yerdesin, bir dur. Belki senin durduğun yer çok güzel, bir dur. Biz hayatı hep başkalarının mutluluğu, mutsuzluğu, başarısı üzerine şekillendirmeye çalıştığımız için kendi mutluluğumuzu göremiyoruz. Bilemiyoruz mutlu olmayı. İnsan mutlu olmak için ne yapmalı? Bir kere kendini sevmeli her şeyden önce. Yani kendini sevip, değer verip, onun farkında olarak hayatını sürdürmeli. Asla hiçbir zaman kendine acımamalı. Eğer insan kendine acırsa, hiçbir şey onu mutlu edemez. Neye sahip olursa olsun, hiçbir zaman mutlu olamaz. Kendine ne kadar şefkatliysen, o kadar da aslında kendi travmalarınla yüzleşip kendini sevmeyi başarabilirsin. Kendini seven insan zaten mutludur aslında. İnsan mutlu olmak için ilk başta kendini sevmeli. Sonra diğer insanları da sevmeli. Kendi kontrol dışındaki şeyleri değiştirmeye çalışarak kendini heba etmek, kendini strese sokmak yerine kabullenebilmeli. Para gibi, başarı gibi şeyleri insan amaç edinmemeli. İnsan mutluluğu tanımladığı yerde aramalı. Kişisel mutluluğu neyse onun peşinden koşmalı. İnsan mutlu olabilmek için önce hayata neden geldiğini sorgulamalı. Her insanın kendine özgü bir yeteneği ve potansiyeli var. Bu potansiyelin ne kadarını kullandığını sorgulamalı. Hiç kullanmamışsa veya eksik kullanıyorsa bunu kullanabilmek için girişimlerde bulunmalı. Yani insan mutluluğu kendinde ve yapabildiklerinde aramalı. İnsan mutluluğu kendinde aramalı. Kendini çözmeli, kendinin şifrelerini bulmalı. İnsan mutluluğu aramamalı. Mutluluğu aradığın sürece kesinlikle kaçar. Yani kaçıcıdır. Birçok şey gibi, uyku gibidir yani. Uykuyu ararsan bulamazsın. Aramadığın takdirde de zaten başının ucundadır. İnsan mutlu olmak için ne yapmalı? Bütün insanlığın neredeyse sorduğu ortak bir soru varsa belki de budur. Bilim de bunu soruyor, felsefe de bunu soruyor. Bütün öğretiler de bunu gerektiriyor. İnsanlığın derdi zaten bu gibi bir şey. Ama insan gerçekten bu konuda dürüst mü? İnsan sonsuza ulaşmak konusunda maalesef çok istekli olamıyor. Çünkü İnsanı ilgilendiren, insanın peşinden gidebileceği şeyler zaten üçe ayrılıyor. Onlar da konfor, zevk ve güvenlik. Eğer
bir şey bu üçünden birini vaat etmiyorsa insan ona gitmiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu sebepten dolayı insanlar dinleri de niçin yaşıyor? Güvenlik ve konfor. Bunları sağlasın diye. Yoksa bir kendinden geçiş durumu yok ortada. Bu mümkün olabilirse bunu yapmalı insan. Aslında insan mutluluğu aramamalı. Aradığı sürece bir şeylerin peşinden gidip ben mutlu olmalıyım, mutlu olmalıyım diye çabaladıkça olsan dahi bunun farkına varamazsın, kaybedersin. O bilinçli olarak yaşamamalısın. Daha çok bir şey yaşarken o anı, sonsuz şimdiyi daha kaliteli yaşayıp sonrasında onu düşündüğünde mutlu olup olmadığını anlayabilirsin. Olayın içindeyken ben mutluyumu hissedemezsin aslında tam olarak. Ama sonrasında düşündüğünde o an mutlu muydum, değil miydim daha iyi analiz edersin. Mutluluğu kendimiz dışında bir yerlerde aradığımızda, mesela başka birinde aradığımızda, başka bir işte aradığımızda o zaman olmuyor çünkü. Kaybediyoruz. Belli bir süre buna erişiyoruz ama sonra kaybediyoruz. Kaybetmediğimiz tek şey kendimiziz. Ve tek gerçeklik insanın yalnız olduğu. O yüzden insan mutlu olmak için kendiyle anlaşmalı, kendiyle barışmalı, kendiyle tanışmalı, kendiyle arkadaş olmalı. Öncelikle bir insan kendini mutsuz hissediyorsa o an mutsuzluğunu yaşamalı, tatmalı. Ben inanmıyorum işte olumlu düşünelim, mutlu olmaya çalışalım filan. Hayır abi, o esnada mutsuzsa insan o an o durumu kabullenmeli. Mutluluk manevi bir şey aslında. Bu ilahi bir şey de olabilir, Allah inancı da olabilir, hayvan sevgisi de olabilir, çocuk sevgisi de olabilir, insanlara yardımcı olmak olabilir. Bunlar insanı mutlu edebilir. Onun dışında kişinin kendi çıkarları, kendi hazları için, kendi amaçları için yaptığı şeyler sadece anlık mutluluklar getirir. İnsan mutlu olmak için erdem sahibi olmalı. Bilimsel bilginin yarattığı olgunluğu yaşayabilmeli. Kendisine sahip olabilmeli. Kendisini sevebilmeli. Ama aşırıya kaçmadan. Ben diyebilmeli ama bencilce de değil. Dogmalardan uzak ve tabiat içerisinde sağlıklı yaşayabilmenin huzurunu tadabilecek olgunlukta olmalı. Mutlu olmak için bunlara sahip olmalı. Bunlara sahip olmak için de insanın kendisine sahip olmalı. Tabiat ve diğer insanlara saygılı olması bence yeterlidir. İnsan mutlu olmak için kendi hayatını her şartıyla kabul edip sevmeli. Ve şanslı olduğu her şeyi kendine hatırlatmalı. Bazen yürürken sadece gökyüzüne bakmalı. Önüne değil, her şeye bakmalı. Her şeyin farkında olmalı. Her şeyin güzelliğinin farkında olmalı. Güzel olan bir şeyin yanından öylece geçip gidersek mutlu olmamız biraz zorlaşabilir. Mutlu olmak için çok çok büyük sebeplere ihtiyaç duyarız. Bu da sonucunda mutsuzluk getirir. İnsan daima kendine yatırım yapmalı. Kendini geliştirip yararlı olacağı alanlara yönelmeli insan. Bunu bulabilmeli. Kimi zaman tek başına kalıp yalnızca kendini, doğayı dinleyerek durabilmeli. Kendine yetebilme meziyetini edinebilmek. Mutluluk kapısını aralamak için yapılması gereken en temel uğraş. Ya sadece yaşadığını hissederek bile mutlu olabilmeli insan. Sokakta yürüyerek, o anda etrafı gerçekten gören gözlerle bakarak, gerçekten o anı içinde yaşayarak. İnsan mutlu olmak için mutlu olmayı amacı haline getirmeli. Bol bol gülmeli, yürüyüşe çıkmalı, sevdikleriyle vakit geçirmeli, meditasyon yapmalı, sevdiği müzikleri dinlemeli. Kendimizi negatif düşüncelere bırakırsak, yani beynin bu akışına müsaade edersek,
O zaman mutsuz hissederiz. Mutlu olmak için sürekli yeni araçlar üretmeli ve onları kullanmak için çabalamalıyız. Mutluluğu küçücük şeylerde aramalıyız. İnsan mutlu olmak için sahip olduklarına odaklanmalı. İnsan kaybettiği zaman her şeyin değerini anlıyor. Ve şu anda bedavaya hiç çaba sarf etmeden elinde olan şeyler var. Bardağın boş tarafına bakarsan uyuyamazsın ya. Duyarlıysan, kafası çalışan insan zaten uyuyamaz. Zeki insan aptallığı da yaşamayı bilecek. Asıl zeka odur. Aptallığı yaşayabilmek, aptal gibi yaşayabilmek. Çünkü aptal gibi yaşayabilirsen hayattan zevk alırsın. Yoksa zeki insanın hayattan zevk alması mümkün değil. Zeki insan bardağı komple gören insandır. Yani boşu da doluyu da. Ama doluya odaklanabilmek yetenek meselesi. Zeki olup aptal gibi yaşadığında hayat çok güzel. Mutluyum. Değilim. Toplu bir mutsuzluğun parçasıyım. Mutlu olmak için çabalayan bir mutsuzum. Bazen. Zaman zaman. Yer yer. Bazen mutluyum, bazen değil. Belirli açılardan evet, belirli açılardan hayır. İyiyim. Ya mutluluğu bu ara pek düşünmediğime göre en azından mutsuz değilim diyebilirim. Ama daha mutlu zamanlarım da oldu. Mutluyum. Yani mutsuz bir insan değilim. Tabii daha mutlu da olabilirim. Yani tam mutsuz olduğum anlar da var ama genel olarak baktığımızda çok şükür halimize. Yani zaman zaman mutluyum. Zaman zaman da mutsuzum. Ne çok mutsuzum aslında ne de çok mutlu diyebilirim aslında. Ben galiba gri bir yerdeyim böyle. Gidip gelen bir yerde. Şu an mutluyum. Ama mutluluğun daimi olmadığının bilincindeyim. Mutluyum. Mutsuz da olabilirim yarın. Ona da hazırım. O kadar da mutluluk şart değil canım. Mutluyum. 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 Evet. Genel olarak evet. Evet, mutluyum. Evet. Mutluyum. Çok mutluyum. Ben mutluyum. Mutluyum. Ben mutlu bir insanım. Kendi adıma. Ya buraya geliş insanlar için çok önemli bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Ya her gelişte ruha bir şeyler eklemek, bir takım şeyleri anlamak, bazı duyguları kavrayabilmek için geldiğimizi düşünüyorum. Ya dolayısıyla bunları becerdiğimizde ve sonsuzluğa doğru gittiğimizde bunların yararını orada göreceğimizden ötürü mutlu olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bence herkes mutsuzdur. Mutsuzluğunu fark etmediği anda mutlu olur. Ben mutsuzluğuma odaklanmadığım için mutluyum. Mutsuzum diyemem. Çok mutluyum da diyemem. Hayatımızda bir miktar böyle geçecek galiba. Elbette ki çok mutlu anlarımız olacak. Ama hep tahayyül ettiğimiz ya da ümit ettiğimiz o mutluluk seviyesine ulaşamayacağız gibime geliyor. Ya da ulaştığımız o mutluluk seviyesinin süresi arzu ettiğimiz kadar uzun sürmeyecek gibime geliyor. Mutluyum ve mutsuzum demek daha doğru galiba. Tabii ki şu an mutluyum. Ama biliyorum ki bu geçici. Çünkü ben özgür bir insan değilim. Hala zihnin tutsağı bir insanım. Yani diğer insanlar gibiyim. Umarım bir gün kalıcı şekilde de mutlu olurum.
Tabii ki mutluyum. Erdem'in, bilginin ve bunun bilimselleştirilmiş şeklinin tezahürlerini, bendeki olgunluğunu içimde yaşattığım sürece gayet tabii mutluyum. Galiba çok. Tamamen arzularımın, zevklerimin krallığında yaşıyorum.